Efendim 2004 yılının son selamıyla selamlıyoruz sizi. Bir yılı tamamlıyoruz ve son programdayız. Yılın son gününün, efendim yılın son programı biraz ilginç olacak tabii. Efendim biraz yıla dair bir şeyler vakit bulabilirsek söyleyeceğiz. Olmazsa bugünkü gündemimiz yine devam edecek her gün olduğu gibi. Dedikten sonra... Kardeşlerim, bana destek verenler, bize daha doğrusu destek verenler, kameramanlar, efendim yönetmenler, onun arkasında kanalın diğer çalışanlarının hepinize selamı var. Geçen yılınızın inşallah iyi olduğu hususunda düşünceleriyle birlikte yeni yılın iyilikler getirmesini size ve ailenize mutluluklar getirme, hatta milletimize mutluluklar getirmesini diliyorlar. Ben aracıyım, onu size ulaştırıyorum. Ancak onların dileğine de katılıyorum. Kendi dileğimi de katarak size bir mektup gibi sunmuş olduk ve dönüyoruz sevgili dostumuza. Senin bir dileğin var mı? Neyle ilgili abi? Yılla ilgili, geçmiş yıl, gelecek yıl. Ben hani saniyeden asra kadar hepsi birer kabul. Zaman bir kabul. Zaman nedir? Bir kabullenme şekli. Yani ha, dördüncü boyut derler. Yani en boy yüksekliğin dışında bir boyut, dördüncü boyut. Nasıl bir boyut? Biz içinde yaşadığımız süreyi bölümlere ayırmakla ilgili bir şey bu aslında. Ve saniyeden asra kadar da biz bunları bölümlemişiz. Bir birim oluşturmuşuz. Tamam, saniye. Yani insanın olmadığı vakitlerde de böyle bir bölünme yoktu ama zaman vardı. Evet, zaman o işte vardı. Ben o zamanı soruyorum. O zamanla ilgili düşünce. Onun bir görecelidir. İçinden geçtiğimiz bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Evet, içinden geçtiğimiz bir tünel. Daha doğrusu evren yahut da somut olan şey bir tünelin içinden yuvarlanırsa zaman oluşuyor. Aynen öyle. Durursa benim, zaman benim bitiyor. Benim de düşündüğüm bu. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Necip Fazıl nedir zaman nedir? Bir su mu bir kuş mu? İniş mi yokuş mu demiş ama evet. Bir cevap vermemiş. Biz de verdik cevabı. Evet, peki carpe diem diye bir Latince ne diyelim buna, darbe mesel yahut deyim var. Nedir bu carpe bir, diem? Bir deyim aslına bakarsanız Türkçe'de şu anda suçlu bir kelime. Niye? Türkçe'ye çevrilişi şekliyle. Yani suçlu derken Osmanlıca yani, değil. Niye suçlu olsun ya? Bunu, Latince bu. Bunu da işte Türkçe'ye çevirirken suçladım. Zavallıyım. Tamam, yani suça bulaştırdım. Suça bulaştırdım. Yani suçlu demiyorum, suça bulaştırdım. Anı yaşa diye şeklinde çevriliyor. Evet, carpe diem, anı yaşa. Çok da meşhur oldu öyle Ozanlar Derneği'nin filmi çekilince. Oysa filmde de çok net anlatıldığı gibi, kitapta da çok net anlatıldığı gibi ve Katolik geleneğinde de kullanıldığı biçimiyle evet. Yaşadığınız anı kavrayın anlamına ayrı gelen... Ayrı şeyler mi bunlar? Anı yaşa, anı kavra. Korkunç ayrı şeyler. Allah'ını seversen. Birincisi, yani birbirine çok benziyor ama... Anı yaşamanın... Yani yaşamak, kavramak değil mi aynı zamanda? Değil. Şimdi anı yaşa kelimesini... Yaşamak, kültür, yuvarlanıp gitmek... Popüler kültür olarak kullandığınızda anı yaşa, boşver, hayatla ilgilenme. İşte yuvarlan git. Yok, gelecek yok, yuvarlan o git. O tünel nasıl, ne tarafa götürürse gibi. Ancak ama kavra deyince... Anı kavra dediğin o tüneli bir kavra. Kıymetini de bilmek. Bir şey bu. Evet, yani, İslami anlayışa da uygun tarif odur. Ne dün vardır ne bugün. Dünya bir gündür, o da bugündür diyoruz evet. Ya. Çünkü evet. Bilmediğimiz bugün de bu andır. Tabii. Çünkü her uyanışımızda... Tasavvufta da vaktoğlu diyor. Vaktoğlu, evet. Vaktoğlu. Her uyanışımızda geçmişimizi biliyorsunuz başlatma, tekrar başlatırız. Geçmiş her uyanışımızda kaybolur. Değil, her anımızda diyelim. Her anımızda. Her ama, anımızda ama ölür diriliriz. Uyuyup uyandığımızda bu artık müşahhaslaşır. Doğru. Uyandığınız anda geçmişinizle ilgili her şey sadece bir anıdır. Evet. Hadiseyi gelecekte böyle, yaşanmamıştır. Aynen öyle. Hadiseyi bu yılbaşı meselesinde böyle gördüğümüzde gelecekle ilgili umutlarımızı beslemek adına bir talepte bulunmakla ilgili hiçbir meselem yok. Hiçbir sorunum yok. O talebi nasıl istiyorsanız öyle bulunursunuz. O sizin bileceğiniz. Geçmişe dair şunu yapabiliriz. Rabbim işledik. Suçumuz da var. Bizi affet. Yani geçmişe dair af dilemek. O da bir hesap. Onu devamlı yapmak lazım. Evet, devamlı yapmak. Onun günü olmaz. Evet, geleceğe dair de böyle bir... Biz zamanı planladık kendi kafamızda. Yılı da böyle böldük 365'e. O zaman anı yahut da programı an yaşayalım. An yaşayalım. Fazla buyurun. Konuşma arkadaş. Buyurun, peki. Ve devam ediyoruz efendim. Yılbaşı... Sorma o zaman abi, soruyorsun. Fazla konuşma ama. Sordum tamam, kısa geç. Yılbaşı karbaşı oldu.
Hakikaten güzel geldi. Bir başlığımız var. O geliyor. Başlık gelecek. Gazetelerden önce onu girmek istiyorum ben. Beyaz rahmet hoş geldin. Soğuk kar, sıcak bereket yağıyor diye bir alt başlıkla desteklemişiz. Zira bu konuyu daha evvelde birkaç program evvel kar vakitlerinde kar niye gecikti gibi soruların arkasından konuşurken demiştim ki ben beyaz rahmet hoş geldin diyeceğim. Kime karşı? Şimdiye kadar beyaz lanet diyenlere karşı, efendim beyaz şiddet diyenlere karşı beyaz rahmet, beyaz nimet dedik işte ve başlığımız geliyor. Efendim kar İstanbul'a yağınca beyaz dehşet oluyor, Anadolu'ya yağınca biz bu başlığı attık işte. Ankaralılar kar duasına çıkacak mı bilmiyoruz. Evet, zira Ankara'da kar yok. Yağmurun varsa yağmur var. Olur. Hayır, yani yağmurun duası varsa kar duası. Kar duası da olur. Ankara'da kar yok biliyorsunuz. Yani İstanbul'dan girdi Bolu'ya kadar var ve Cuma gelecek galiba. Cuma gelecek inşallah. Efendim bunun dışında karla ilgili söyleyeceğimiz şeyler. Hakikaten İstanbul'da ciddi bir lodos vardı. Lodosun arkasından geldi. Önce rüzgarı gelirdi derler. Rüzgar gibi de geçer mi acaba bu gelen kar diye merak geçti ediyorum. Geçti zaten sanırım yarından itibaren yağış duruyor. Zira son 10 yıldır 20 yıldır bizim derdimiz karsızlık değil. Karın rüzgar gibi gelip geçmesi. Çok süratli geçiyor. Geçmesi geçen dursa sene, problem yok. Geçen sene yağmadı da. Geçen sene yağmadı da. Veya yani çok öyle, az yağdı. Evet. Yani büyük şehirlere yağmadığı zaman ben rahatsız olmuyorum. Ama hani dağlar orada, dağlar beyaza bürünmeli. Tabii. Yani beyaz lanet bilmem ne işe gidemez problemi yaşamaya başlayınca insanlar o adam lanet der sinirleniyor ha, falan. Şiddet der ya da. Bunların tabii sebebi bizim yine altyapısızlığımız. Yani karın bir günahı yok orada. Yani altyapısızlık derken teolojik altyapısızlık mı yoksa memleketin altyapısızlığı. İnsanımızda da bir teolojik altyapısızlık. Orada ciddi bir sorunumuz var. Zafiyeti var yani, onu da söylemek. Mikail Aleyhisselam'la tanışmamış şahıslar mevcut yani. Kimle? Mikail Aleyhisselam. Mikail Aleyhisselam'ın görevi nedir dört melek içerisinde? Bu işler. Budur. Bu işler o bakıyor. Bu işler. Mikail teşekkürler demeyeceğiz. Zira karın sahibi de Allah. Tabii onun sahibi de Allah. O sadece bunun görevlisi. Görevlisi evet. Hatta o da bir şöyle yani yağmur da bir kadere göre. Tabii bir ölçüye ki. Göre. Ölçüyle. Ölçüyle. Hatta tam rakamını hatırlamayacağım. Şöyledir. Yani yeryüzünde buharlı su bir bütün ve ne kadarsa o kadar. Ne azalıyor ne çoğalıyor. Dolayısıyla yıl içerisindeki buharlaşma da ne azalıyor ne çoğalıyormuş. Ancak bu buharlaşma burada biraz az, öte tarafta fazla. Ertesi yıl tersi şeklinde değiştiği için ya biz bu sene yağmur yok diyoruz. Aslında dünyadan kalkan buharla dünyaya düşen yağmur miktarı her yıl aynı ölçüde. Hayır, yağmurun şey, kaderince. Hiçbir şey yoktan var, vardan yok. Olmaz diyeceğim, yanlış anlaşılacak. Yine teolojik problem nedeniyle. Ya onu deme. Bunun fiziksel bir izahını yapabilirim ama kastettiğim şey ya ne diyor bunlar derler. Hiç girmeyelim. Ancak fiziksel izah dedin de şimdi fizikte çocuklara da en basit tabiriyle hava ısınır, su buharlaşır, yukarı çıkar, yukarıda soğuk bir tabakayla buluşunca tekrar yoğunlaşır ve düşer. Diyor ya hani. Şimdi buradan yola çıkarak şöyle diyebilir miyiz? Suyun en çok buharlaştığı zaman olan yazda daha çok yağmur yağması gerekir. Ama tersi oluyor, kışın yağıyor. Nasıl izah edersin bunu? Çünkü buharlaşıp yukarıya çıktığında orada durur. O hava soğuduğunda buhar tekrar sıvı hale dönüşür. Evet. Yani kışın yukarının soğuk oluşuyor. Tabii ki. Ama yukarı her zaman soğuktur, unutma. Yazın da tabii soğuk. Tabii ama kışa göre değil. Kışa yani, göre değil. İzafi olarak kışın daha çok soğuduğu için daha da çok soğuduğunda da kara dönüşüyor. Ha, kara dönüşüyor. Evet, hatta doğru. Çok daha soğumasın Allah göstermesin dolu oluyor. Yani dolu evet dolunun şeyi bir başka şekildir o. Aşağıdan yukarı esen rüzgarla iner çıkar evet, iner çıkar birkaç kere. O yağmurun sonucunda da oluşuyor. Yağmurun yani inip çıkma evet. Büyük. Evet. Dolu'da da öyle bir durum var. Dolu ama doluya dehşet diyebiliriz yani. O hakikaten. O herkes için. Evet, herkes için. Yani tartışması herkes için. Bir kere oluyor. Arabaların camları haşat oluyor her dolu mevsiminde ya da Bolu yağışında. Esas dolu tarlaları yağışında. Düşünün yani. Hmm. Tarlalar seraları parçaladıkları oldu. Seraları parçalıyor. Yani o yüzden doluya böyle diyelim. Karımıza da şükredelim. Biz kara yüklenen suçu doluya atalım. Evet. Suçlu sensin dolu. Dedik ve
Efendim başlığımız buydu. Kısaca geçtik. İşin neyini yaptık? Yeğini mi yaptık? Eğlencesini yaptık. Yani. Efendim böyle yapıyoruz zaman zaman. Yalnız şeye geçmeden evvel bir haberim var benim. Gazetelere geçmeden evvel onu da soralım bakalım Sayın Uysal'a ne buyuracaklar. Estağfurullah. Okuyalım. 100 yıl öncenin İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Winston değil mi o? Winston. Yani öyle. Sir Winston Churchill. Sir Winston Churchill'in İslamiyet'e karşı saygı duyduğu, ara sıra Arap kıyafeti giydiği ortaya çıkıyor. Churchill pek Hristiyan da sayılmıyormuş dendiğine göre. Bir bakıma ateistmiş ve paşa olmayı, Osmanlı paşası olmayı çok istiyormuş. Böyle bir hal varmış Churchill'de ve biz de Churchill'i Osmanlı Devleti'nin can düşmanı diyebiliriz. Meğerse adamın böyle bir gizli paşa hayranlığı ve gizli bir İslamiyet'e... Ondan düşmandır zaten. Ya ben oldu, onlar oldu da ben olmadım diye. Bu bir kıskançlık hali de olabilir. Olabilir. Devam edelim sonra konuşacağız. Efendim hatta ailesi arasında da biliniyormuş bunun İslam hayranlığı. Yengesi yahut bir akrabası da mektup yazmış cepheye. Ne olur lütfen Müslüman olma mektubunu yazmış. Efendim ciddi ciddi düşünüyormuş o mektuba rağmen diyor haber. Nedir bu haberin aslı? Böyle bir şey olur mu ya? Ya var. Olabilir. Var da yalnız şöyle. Ben, şimdi bizde şöyle bir şey var. Churchill'ın bu şeyini biliyoruz ama olsun bize ne ya? Yani? Yok şöyle bir durum var. Hani İngiliz prensleri gizli Müslümanmış. Efendim. Hitler bile gizli Müslümanmış. Mussolini'nin gizli Müslümanlığı söz konusu. Bush filan içinde söylendi mi bilmiyorum ama Alman İmparatoru 2. Wilhelm içinde söylendi bunlar. Nedir bu gizli Müslümanlık gizli? Ya Müslümansan niye açık olmasın kardeşim? Churchill'e de söylüyoruz bunu. Şimdi Hitler, Churchill, Mussolini, Wilhelm bunlar Müslümansa vay geldi halimize Bush. Vay geldi halimiz. Ne diyorsun ya? Müslüman olmasın daha iyi mi diyorsun? Olmasın tabii bunlar Müslümansa durum kötü. Yok canım gizliyse böyle oluyor. Ya açık olsa böyle olmayacak. Böyle olmuyor. O zaman gizliliklerinde bir sıkıntı var bunların. Yani bence gizli de Müslüman falan değiller. Niye bu söyleyince çıkartıyorlar? Bizde böyle bir kompleks var. Oksidentalizm dediğimiz bir şey bu. Oryantalizme karşı oluştu. Hı hı. Yani şarkı, batının şarkiyatçılık dediğimiz şeyine karşı. Hani şarkiyatçılığı şimdi biz bir bilimsel yapı olarak algılıyor olabiliriz ama daha önce kullanıldığı anlamıyla şöyle de batının keşif koludur. Yani ha, doğru. Buralara gelip bizi aşağılamayı başardıkları için evet. Bu aşağılamanın karşısında o da Müslüman, bu da Müslüman. Seküler misyonerlik diyebiliriz. Kesinlikle. Bu aşağılamanın karşısındaki kompleksle biz hiç alakası olmayacak insanların Müslüman olduğunu iddia ederek bizi toplumumuza moral vermeye çalışıyoruz. Böyle moral verilmez topluma. Bu moral verilme yöntemlerinin en acizidir. Bırakın adam dünyayı kesmiş Hitler'e ben niye Müslüman gizli Müslüman falan diyeyim. İşte öyle tarihlerde böyle bir yani, iddia var. Kutsal bunun çalı dışında... Holy Bush, işte büyük Bush küçük Bush biliyorsunuz aha. Dünyanın başına... Evet. Etmedikleri iş kalmayan kalmadı. Adamlara niye üstte ben Müslüman dünyanın başına. Evet ben niye gizli Müslüman diyeyim bu adama? Bu bir aciziyet. Bırakın Müslüman olan adam kendisi gelsin desin ki ben Müslümanım kardeşim oldum. O kadar. Şimdi Kaptan Kusto. Kaptan Kusto bu Çağrı filminin aktörü neydi adı? Anthony Quinn. Ondan sonra şarkıcı o ölen siyahi genç. Adı şimdi aklıma gelmedi. Neyse onu. İşte herkes biliyor zaten. Şimdi bütün bu isimlerin dışında bir de Yusuf İslam var kardeşim. Evet. Cat o Stamos. O gizli Müslüman değil değil mi? O açık Müslüman öyle bir şeydir. Açık Müslüman. Müslüman öyle bir şeydir. Aya çıkmış da Neil Armstrong ezan sesi duymuş Müslüman olmuş. Gerek yok ya. Gerek yok. Lekum dinikum veliye din. Onun dini, onun benim dinim benim. Efendim hürriyetten devam ediyoruz. Bugün gazetelerin hemen hemen tamamında bu savcılarla ilgili açıklamalar var. Zirveden kıza mesela. Efendim cübbesiz savcı, efendim 4 savcıya uzaklaştırma ondan sonra.
gibi hemen hemen tüm gazeteler bunu ya manşetten ya sürmanşetten vermişler. Bir tek hayır o da manşetten vermiş. Zaman yol o farklı vermiş. Farklı bir bakış açısı onunki. Yolsuzluğu soruşturan savcılara tasfiye ediyor. Hemen girelim mi konuya? Yoksa gazeteleri okuyak gelsin. Yani başlığımız gelsin. Temiz eller savcıları açıkta. Dönemin başbakanı da savcıları da gitti diye bir alt başlıkta vermişiz. Temiz eller. Temiz eller biliyorsunuz orada tırnak içerisinde o açıdan koyduk. Bu Ergenekon vesaire soruşturmaların şifre kelimesiydi. Hatta bayrak kelimesiydi ve efendim İtalyanca'dan alınmaydı. Aslında İtalya'da mafyaya karşı savcı Pietro'nun bundan 20 yıl önce hatta 25 yıl önce başlattığı çok büyük bir operasyonun adıydı Temiz Eller Operasyonu. Evet. O hadiseler esnasında operasyonu yürüten savcılardan birisi bir akla hayale gelmeyecek bir yöntemle öldürüldü. Asfaltın altına döşenen bomba arabası geçerken basınçla patlatılarak öldürüldü. Üf ne yöntem bulmuşlar ya. Yani onun dışında iki savcı daha o dönem öldürüldü. Ve buna rağmen İtalya olsa operasyonu yürütmeye devam etti. Ve şu an nispi olarak söylemek gerekirse korkunç bir temizlenme yaşadı. Ama nispi. Çünkü hala bazı yolsuzluk iddiaları... Kazanın dibi duruyor diye. Duruyor. Kazanın dibi kara. Ama başlangıcında yani o çok ciddi bir merhale alındı. İşte. Sonra ama yürüyemedi. Şimdi gelelim. Niye bizim bu Ergenekon vesaire operasyonlarına benzettiler temiz elleri? Gerçekten temiz eller operasyonu muydu? Öyleyse niye bu adamlar dışarı bırakıldı, çıkartıldı? Efendim, bir kısmı ceza almış olmasına rağmen o operasyonları yapanlara şimdi operasyon yapılıyor. Türkiye'de bir karmaşa, bir anarşi var bu mevzuda. Ondan evvel şunu da soracağım. Biliyorsunuz o yıllarda bir başka kelime de Gladio'ydu. Evet. Efendim Gladio işte NATO'nun 1945'ten sonra tüm NATO ülkelerinde, NATO'ya bağlı ülkelerde kurduğu derin yapı diyorlardı. İşte Türkiye'de bilmem ne, işte İtalya'da Gladio. İşte Gladyatörün silahından geliyor. Abdullah Çatlı'nın vesaire. Ölmesiyle ortaya çıkıyor. Şimdi bu Gladio varsa, bu temiz ellerle birlikte o Gladio temizlenmişse, sonra özür dileriz sizi birileri suçladı bırakıyoruz deme noktasına gelmişse Gladio var mıydı? Veya varsa nerede? Bu sorular dünyanın en önemli soruları şu anda. O zaman önemli cevaplar ver. Bu soruların cevabına haiz olan kişi biz değiliz. Hükümet yönetenler. Ama gördüklerimizden anladığımız, çıkarabileceğimiz sonuçlar var. Her şeye vakıf olamıyoruz. Hı hı. Lakin bizim anladığımız ve bugün savcının birisinin söylediği çok enteresan bir cümle var. Dedi ki bir sene önce miting meydanlarında söylenenler gerçekleşiyor. Ne söylenmişti miting meydanlarında? İnlerine gireceğiz falan demiştiler diye Sayın Başbakan. Yani şu an Cumhurbaşkanı. Şimdi işin birden fazla tarafı var, vahameti de orada. Bir paralel yapı oluşturulmuş mu bu ülkede? Oluşmuş. İki hatta. Yani bundan evvelki üzerine gidilen yapı da paralel bir yapıydı. Tabii. Adı konmasa bile. Şimdi şöyle de diyebiliriz. Birinci paralel yapı, ikinci paralel yapı. Birincisini tasfiye etmek üzere ikincisine müracaat edildi. Verilen yetki şu anda ikincisini tasfiye etmek üzere geri alındı. Bir üçüncü paralel mi oluşturuyor üçüncü bu? Üçüncü bir paralel mi oluşacak? Yoksa ana damar bu vesayeti üstlenip bazı şeyleri rafa alarak bu meseleyi çözmeye çalışırken rafa kaldırdığı şeylerin altında ezilebilir miyiz? Çünkü hukuku, demokrasiyi rafa kaldırarak yapmak zorunda kaldığımız operasyonlar bunlar. Öyle de demeyelim yahu. Yani biraz zedeleyerek diyelim hadi hatırına. Biraz görmezden bile gelinebilir. Yani rafa kaldırmak demeyelim. Aslında bu da normaldir yahu. Yani aynı şeyi Almanya'da yapıyor. Sonuçlarının ne olacağı? İran gitti, Amerika bu sonuçları ne olacak? Bu normaldir. Lakin bunu bu şöyle bir risk tehlike taşır. Bunu yapabildiğinizi gördüğünüz andan itibaren bundan vazgeçmemeyi tercih edebilirsiniz. Napolyon'u hatırlayın. Nesini? Para dediğini değil herhalde. Onu değil. Gücü eline alıp
sadece savaş için konsül olarak yetkiyi aldıktan sonra geri bıraktırabildiniz mi? İnsanların böyle bir sıkıntısı vardır. Nefis diye korkunç bir sıkıntıları vardır. Bunu yapabildiğinizi gördüğünüz anda bunun üzerinde devam edebilirsiniz. Böyle bir risk var. Yani konuyu başka yere çekiyorsun. Şimdi hayır, bu... Ama ben sorun başkaydı. Bu ben, gladio diyorum. Oraya geleceğim. Temiz eller ve gladio üstüne konuşuyorum. Şimdi oraya geleceğim. Bu temiz eller ve gladio. Gladio var mıydı? Vardı. Tartışması yok. Kimdi? Ergenekon'du bu. İçinde Ergenekoncuların da olduğu. Olduğu. Balyoz vesaire. İşte o Gladio'nun tamamı da orada değildi. Onu da söyleyelim. Dışarıda kalan bir sürü de var, insan var. Oldu. Tamam. Ancak o Gladio'nun bir parçası olarak yargıladık onları. Evet. Tamam, Gladio bitti dedik. Temiz eller Gladio'yu temizledi. Temizliyor dedik. Evet. Temizliyor dedik. Ne evet. kadar süre? 5 sene, 6 sene. Ve çok ilginç bir şekilde bu davalar neticeye ulaşmadı. Bir kısmı ulaşmıştı. Ufak tefek bir ikisi. Hitama ermeyen bir davalar süreci halinde gidiyor. Hala da gidiyor. Gidiyor. Tutuklu yargılamalar nedeniyle toplum gözünde bu insanlar mağdur pozisyonuna düşürüldü. Düştü şu anda. Ve yıllarca tutuklu kalmış. Başbuğu böyle diyoruz çünkü. Tabii. Şimdi tabii adama diyorsunuz ki siz abi siz masum musunuz? İlker Başbuğ tutuklanacağımı biliyordum. Dün de konuyla ilgili evet. Biliyorsunuz suç duyurusunda bulunmuştu. Bilgin Balanlı Hava Kuvvetleri Komutanı olacaktı. Hakkı elinden alındı diyor bugünkü bir televizyon programında. Asker mühimmat gömmez diyor. Efendim ıslak imzada o hatırlayınız. Ne çiçekti o? Dursun çiçeği. Dursun çiçek. Efendim 14 kişinin parmak izi var. Sadece çiçeğin parmak izi yok. Zira diyor çiçek çok akıllı bir çocuktu. Şuna baksana şu evraktaki imza senin mi diye kendisine uzatılan kağıdı eldivenli eliyle tuttu. Onun için diyor onun parmak izi yoktu diyor. Ve buna benzer bir sürü şeyler söylüyor. Şimdi bu adam Gladio'nun da en başındaki adam diye müebbet falan verdiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Genelkurmay Başkanı. Şimdi zaten komiklikler oradan kaynaklanıyor. Adama döndün şu suçlamayı getirdin. Silahlı terör örgütü kurup yönetmek. Evet öyle. Adamın elinde müebbet hapis verdi. Adamın elinde 600 bin tane silahlı adam var ya. Niye örgüt kurup yönetsin? Ay o Gladio derin bir örgüt. Ama gerek yok. Adam istediği gibi kullanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiyerarşik askeri yapılanmasında Genelkurmay Başkanı'nın sözünden çıkmak diye bir şey olmaz. Çıkmak diye bir şey olmaz. Ne yapar o çıkmamanın halinde? Darbe yapar. Darbe yapar. Ama darbe yaptırılmadı. İşte balyoz dendi, ışık dendi vesaire. Şimdi netice itibariyle söylemeye çalıştığımız esas şu değil mi? Gladio var mıydı kardeşim? Vardı. Sen Gladio'yu içeri attığını söyledin dur, mi? Dur, burada dur. Gerçekten Gladio var mıydı acaba diye sorayım ben. Vardı. Vardı. Tartışması yok. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de derin yapılanma ve Gladio vardı. Vardı. Neydi bunun silahlı kuvvetlerdeki legal görüntüsü? Özel kuvvetler. Özel kuvvetler genelliği. Yani ya sonra seferberlik bilmem ne falan diye. O örgütleri suçlamayalım. Yani çünkü o örgütlerin içinde gerçekten. Yani derinliğe oradan iniyordunuz oradan diyorlar. Iniyor, evet. Yani o dış baraka oradan inip aşağıya iniyorsunuz aynen diyorlar. Öyle. Ha, peki aşağıya indiğimizde Ergenekon'a mı ulaştık biz? 2007'de evet. 2007'de bizim ulaştığımızı düşündüğümüz yerin adı Ergenekon. Ergenekon. Yani hiçbir şeye diyemiyoruz ki evet abi bu Ergenekoncular nefsi gladyocu falan diyemiyoruz. Yahut da şöyle diyelim Ergenekoncuların tamamı Gladio'nun bir kısmı mıydı? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. O da belli değil. Çünkü dışarıdan çok fazla masum insanın da orada olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında. Yalnız onların masumluğu şöyle. Bize emrettiler biz de yaptık. Hayır onun dışında da onun masum dışında insanlar bilemiyorum. Alındı diye düşünüyorum. Hatta bazılarından eminim bile diyebilirim. Var mı tanıdık? Var tabii. Mesela yani. O avukat neydi? MHP'li bir avukat vardı. Kerinçsiz mi? Kerinçsiz. Tanır mısın? Ya tanırım ama mesela onunla ilgili hayır masumdur falan demem. Ama mesela müesseri... Sevgi Erenoğlu tanır mısın? Tanırım ve onun masum olduğunu iddia ederim. Edersin. Müesser Yıldız'ı çok iyi tanırım. Masum olduğunu iddia ederim. Fatma Sibel Gülcihan... Çok sevdiğim bir arkadaşım. Sevgi Eren Oral biliyorsunuz Türk Ortodoksları evet. Patrikliğinin sözcüsü. Abisi Patrik. Evet. Babası da Yozgatlıydı. Papa Eftim. Evet. Ve Mustafa Kemal'i tek destekleyen Ortodokstu o da. Zaten biz Türk'üz diyordu Akdağ Madenli Papa Eftim. Sonra oğulları
Onun izinden kurdular Ortodoksluğu. Bu Ergenekon toplantılarının pek çoğunun Karaköy'deki o Ortodoksluk binasında yapıldığına dair haberler çıktı. Şimdi bakın öyle haberler o şekilde çıkıyor ki eğer bunu örneklemeye kalkarsak 28 Şubat hikayelerine gideriz. Bunlar haber haline çok kolay getirilebilen şeyler. Müslüm Gündüz'ün evinin kullanılarak bir adı geçmesinin önemli değil bir kadınla bir Hüseyin Üzmez'in bir evin içerisinde yakalandıklarını biliyoruz değil evet, mi? Evet. Ben bunun kurgu olduğunu ben kalıbımı basarım. O biz de basarız canım. Müslüm Gündüz'ünkü kurguydu. Fakat kurguya da gelmişsin kardeşim sen. Geliyorsun. Ya, ne yapayım? Kurguya geliyorsun. Yani demek ki içinde çok temiz bir taraf da yok. Temiz bir coğrafyaya sahip değilsin iç dünyanda. Bunu zaten, da söyleyelim. Zaten olmadığını biliyoruz canım o şahsta. O şahsların hiçbirinin temiz olmadığını biliyoruz. Bu kurguyu da onlar yaptırdılar, yediler. Hı hı. Buradaki kurgularda dikkat edin görüntü yok bizde. Bir tane CD vardı, CD'nin şimdi yanlış olduğu ortaya evet, çıkıyor. Birkaç günden beri konuşuyoruz. O CD'nin daha önceden yanlış olduğunu ortaya çıkan TÜBİTAK raporu vardır, görmezden geldik. Bir ara verelim mi? Verelim. Efendim Güççük, bir aradayız, sonra birlikteyiz. Efendim yeniden merhaba, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yürüyüşümüze. Efendim programımıza yeni katılan kardeşleri saygıyla... Daha evvel bizimle birlikte hareket edenleri de sevgiyle selamlıyor ve devam ediyoruz gazetelerdeyiz. Gazetelerin efendim birinci bölümde bir kısmını manşetleri çoğunluğunu içinde toplayan Temiz Eller Savcıları Açık'ta başlığıyla görüşmüştük. Şimdi diğer tali haberlere bir bakalım ondan sonra kendi başlıklarımıza geçeceğiz efendim. Cumhuriyet gazetesi yıl boyu hukuksuzluk diyor. Arkasından başka bir haber. Kimi sokakta kimi çadırda diyor. Efendim sokakta ve çadırda olanları gazete tek tek saymış. Bunlardan bir kısmı Suriyeliler. Hakikaten Suriyelilerin durumu çok perişan. Diğer kardeşlerimizin tabii Türkiye'li sokakta yaşayan efendim çadırlarda demeyelim de karton kutular içinde yaşayan insanları, sokak çocuklarını, sokak adamlarını, hatta sokak kadınlarını efendim bir şekilde hatta ayırarak söylüyorum sokak köpeklerini, sokak kedilerini aşağıya doğru indirebiliriz. Canlıları koruyalım ne olur. Yani bir şekilde ne yapmamız gerekiyorsa bunu yapma hususunda olmadı Diyanet'ten yardım isteyelim, camilerden yardım isteyelim ve ne yapılması gerekiyorsa onu yapalım. Suriyelilerin durumu hakikaten perişan. Şimdiye kadar yazdı mevsim ve onlar sokaklarda oturuyorlardı. Karton kağıtlar, mukava kağıtlar üzerinde. Fakat şimdi ortalık ıslak, kağıtlar da ıslandı. Dolayısıyla nasıl olacak onların hali? Hakikaten hepimizin derdi o. Ensar olarak hepimizin derdi. Ne diyorsun kardeşim bu konuda yahu? Söyleyeceğim bir şey yok mu? Suriyelilerin bu peşmürde hali nereye kadar? Kışla birlikte bine katlandı. Daha önce de kaç kere konuştuk. Yine konuşalım. Bu insanların bir kısmını kamplarda hiç değilse... Bir kısmı kamplarda ama ancak o yine buralardalar. Yani Ankara sokaklarında. Ankara sokaklarında, İstanbul sokaklarında, Türkiye'nin sokaklarında... Tüm. Bu insanlar gerçekten çok büyük bir sefaletle karşı karşıyalar. Evet biz ensar olarak onları aldık. Görevimizi yaptık. Bitmedi. Yani biz görevimizi yaptık bitti gibi bakıyoruz. Yok mesela. Ensar bir din kardeşliği sonunda efendim varlık kardeşliğine de ulaşmıştı hatırlarsınız. Ya, zaten hikayenin... Tabii tarlaları bölüşmüşler. Ya bölüşmeyin canım bölüşmeyelim. Bölüşmeyelim tamam. Ama yani bölüşmemiz gerekmiyor ama hiç değilse bu sefaleti engelleyelim. Tabii insanlar bize şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki ya Türkiye'de var bir sürü aç. Türkiye'de açıkta bir sürü insan var. Var tabii. Onların meselesi çözüldü mü ki deniyor. Hayır öyle denmesin. Onların meselesi de bu meselenin... Hepsini beraber çözmeliyiz. Evet dahil şeyler. Yani şimdi bakın... Bir dosya bu. Şey ne diyor? Diyanet oruç tutmazsanız, tutamıyorsanız, sağlığınız el vermiyorsa 10 lira istiyorum diyor değil mi? Tabii kefaret. Kefaret. Evet. 10 liranın... Bir doyma şeyidir bu. Yani asgari minimum yani doyma işidir. Bir doyma eyleminin karşılığı 10 bin liradır diyor. 10 liradır diyor. 10 liradır 50 kuruşluk simiti düşünmezsek. 50 kuruş her gün yenmez ama. 50 kuruşa simit kalmadı. Öyle kalmadı bir şey de yok. Hı. Simit 1 lira. 1 lira. Şimdi 10 liraya doyduğunuzu söylüyorsa sizin bu bir öğünden bahsediyor.
Halbuki o bir gün değil mi onun ölçüsü? Ölçü bir gün ama Ramazan'da iki öğün yiyorsunuz. Maksimum öyle değil, 5 lira değil. Ha, beşerden 10 yapmışlar. Evet. Çorba içeceksin. 5 liranın 3 liraya çarpıldığı zaman 15 lira olur. 15 lirayı 30 ile çarptığınız zaman 450 lira olur. Bir insan 450 liraya doyabildiği bir ülkede asgari ücret dün açıklandı. Asgari ücret açıklandı. 946 lira bekara. Efendim birinci ayda 6 ay ve ikinci 6 ayda 6 şar %6 şar bir zam konmuş. 949 lira birinci dönemde, 1000 lira ikinci dönemde. Net. Şimdi çalışandan bahsediyoruz, bakın sokaklardakinden değil. Diyanetin rakamlarıyla doyma rakamınız 450 lira aylık. Aha. Yani bu asgaridir biliyorsunuz. Sadece karınla ilgili bir sadece karın karşılıyorsunuz. Yani ama asgari ücrette sadece doyma parası değil, karın dokluğuna değildir bu çalışma. Yani, ev kirası var, çocuğun eğitim masrafları var, elbisesi var vesaire vesaire. Vesaire vesaire. Ve hayata dair tüm masraflar bu kadar. Yani insan, geçinebilir mi insan 1000 liraya? Mümkün mü böyle bir şey? İnsan olmanın asgari gereklerini, yani Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en altındaki. Sendikalar 4500 lira istemişler. Onlar biraz abartmışlar. Ama 1000 lira da anti abartma. Çünkü iyice küçümsenmiş. Ama elhamdülillah 1000 liraya çıkmış diyeceğiz şimdi. Öyle demek zorunda kalıyoruz. 4 taneli rakamı ilk defa gördük diyor bazı gazetelerde zaten. Şimdi bunu marifet olarak ortaya koyabiliriz tabii. Şimdi biliyorsunuz matematiğin böyle bir tarafı var. Neye göre değerlendirdiğinizle alakalıdır bunun sonucu. Ben şimdi sokakta yaşayanlara gelmeden bakın bir şey söyleyeyim. Çalışanın durumuna bir bakın. Karnını doyuramanın arkasında kalan para bir kişinin daha karnını doyurabilir. Karısının yani. Bu bekar için verilen rakam. Adam boşandı, çocuğu var. Çocuk yardımı yapıyorum diyorsun. Ne kadar? 30 lira. 30 lira evet. Çocuğu var bu adamın, ne doyuracak? Nasıl doyacak? Doyamayacak. Niye buna bir çözüm bulunmaz ya? Bu asgari ücret hep mi 1000 lira olacak? Ya mesela şimdi kalksalar biri dese ki arkadaş ben bu sene asgari ücreti 1500 lira yaptım. Hatta 2000 lira yaptım dese ne olur? Yani kıyamet mi kopar? Türkiye'ye ne kadar zararı olur? Türkiye altından mı kalkamaz? İş adamları bunu fazla bulmuş. Öyle söyleyeyim. Şöyle diyelim, zaten devletin kendi çalışanına asgari ücret verdiği falan yok. Sanırım 2100 lira mı ne? Tabii canım 2000'in üstünde. En düşük yeni başlayan bir memurun maaşı 2000'in üstünde. Lakin onun 2100 lira da efendim atıyorum bir şube müdürünün maaşı da 3000 lira. Genel müdürün 5000 lira filan. Yani genel müdürün daha da yüksek. Bir de cüzdanıyla vicdanı arasında sıkışanlar var. Bugünlerde bir zam yapıldı onlara 1500 lira kadar. Evet. Savcılar vesaire, yargı onlar, onların durumu gayet iyi. Akademisyenler iyileştirildi. Şimdi akademisyenlere geldi. Hikaye şu, biz maaş verirken bir skalayı doğru koymuyoruz bana sorarsanız. Bu skala doğru konulmadığı sürece de bu problemler devam ediyor. Skala nedir? Mesela bir öğretmenin yukarıdan aşağıya sıralama diyorsunuz. Evet. Bir öğretmenden bahsediyoruz. Bir öğretmen sizin geleceğinizi kuran kişidir. Değil mi? Tabii canım. Yani Rahman'ın adı, Yaratan'ın adı Rab'dır. Rab da geçim sıkıntısı çekemez. Çekmemeli. Skala böyle olmaz. Adam gidip kitaplarla ilgili bir haber de var. E-kitap biliyorsunuz son zamanlar, son bir yıldır filan bazı yayın evleri de geçtiler e-kitaba. E-kitapta ucuzlama var yahut da şöyle söyleyelim. Kağıt baskılı kitabın, ona da hadi ıslak kitap diyelim. Islak kitabın yarı fiyatına, hatta daha düşük. Bu e-kitaba biraz dönmemiz o tarafa doğru en azından öğretmenler, öğreticiler açısından. Onların dönmesinde fayda var. Evet, yani, bir an evvel, bir an tabii, evvel. Tabii tabii, süratle dönmeleri. Ama lazım. Süratle dönmüyoruz, hala yavaşız. O da bir şey, öğreti biliyorsunuz. Şimdi ben şahsım adına söyleyebilirim. Ben
kağıt kokusu almadan okumayı sevmiyorum. Tamam, biz yaşlı insanlar öyle de senin çocuğun ve senin onlar çocuğunu okutan öğretmenden söz ediyoruz. Ayrıca, onların bir an evvel dijital çağ deyip durduk. Ben mecburi okumuyorum. O mecburi okuyacak. Mecburi okuyacağı için bu maliyete katlanmak yerine e-kitaba bir an önce geçmesinde fayda var. Hı hı, evet. Bu işi yapan insanların. Efendim devam edelim müsaadenizle. Nerede kalmıştık? Sabah gazetesi MGK, yılın son MGK'sı biliyorsunuz Beştepe'de toplandı. 6,5 saat sürdü diyor. Konu paralel yapı, İsrail'e kınama ve Avrupa'daki bu bizim birkaç günden beri işlediğimiz, iki günden en azından beri. Twitter'da tweet atmaya devam etti diye bir başka haber Sabah gazetesinde. Star gazetesi cübbesiz savcı HSYK 17-25 Aralık konuyu görüştük. Geçelim onları. Cübbeli TÜSİAD. Yani Star'da iki tane başlık var. Cübbesiz savcı, cübbeli TÜSİAD. TÜSİAD Başkanı Dinçer paralele sahip çıktı. 360 bin dinlemeyi nereye koyacaksınız diye de Star soruyor paralele sahip çıkana. Yok böyle bir şey diyen Dinçer'e bunu soruyor. Ancak konuyla ilgili başlığımız galiba yok. Söyleyeceğim bir şeyler varsa alalım Sayın Uysal. Yoksa geçelim. Dinçer'in bizim muhatabımız başbakandır. Evet, ona karşı hangi gazeteydi cevap vermiş, diyor ki hayır senin muhatabın o halde diyor. TÜSİAD'ın muhatabı dernekler masasıdır diyor. Bizim muhatabımız Cumhurbaşkanı derken kral mı sizin muhatabınız kardeşim? Ve kanun diyor ki sizinki dernekler masası, valilikte kurmuşlar. Öyle diyor gazete. Buna ne diyeceksin? Şimdi dernekler masasının muhatabiyeti bir hukuki muhatabiyettir. Evet, onun dışında nesi var bu? Bu adamlar iş adamıdır. Hı hı. Ve iş adamı olarak Ekonomi Bakanı muhataplarıdır. Ay, şimdi o dernek olarak değil yahu, kişisel olarak belki muhataptır. Ama o bilebilir. Yani gerçekçi olalım. Bu yani Gümüşhacıköy'ü yaşatma derneği değil burası. Yani bunlar bir TÜSİAD adını koydular. Ondan sonra SİAD, İAD filan diye bir sürü dernek çıktı MÜSİAD'da onlardan biri. Yani hangisiyle muhatap olacak kardeşim? Ekonomi Bakanı yahut da Para Bakanı. Öyle bir zor, çetrefilli bir durum ki. Vallahi kusura bakmayın, hepsiyle olacak. Bunlar hepsi Türkiye'nin sermaye kuruluşları. Haz etmiyor olabilirsiniz, ben de haz etmiyorum. Onu net olarak söyleyeyim. Lakin gerçekçi de olmak zorundayız. Yani dernekler masası sizin muhatabınız dediğiniz zaman çok mu güç yutmuş oluyor? Serinosu bir derneği mi bu? Kanarya Sevenler Derneği değil bunlar. Bu adamların bütçeleri Türkiye bütçesini yürütüyor. Aidatların, derneğe aidatların milyon, biner lira yani birkaç bin lira. Şimdi hikayenin özü de şu, bizim ekonomimiz bu adamlarla beraber yürüyor. Hayır diyemezsiniz. İstediğiniz kadar sevmeyin, ben de sevmeyeyim. Bu halde şöyle diyelim ya, paranın hani dini imanı olmaz diyoruz ya, ya paranın niye siyaset oluyor? Aslına bakarsanız siyaseti de olmaz. Olmasın. Yoktur zaten. Ya şimdi ülkedeki hükümet buysa, yani para konusunu onunla konuşacaksan niye siyaset yapıyorsun? Yarın komünist bir ülke idare gelse o zaman ne yapacaksın? Emin olun bu konuşmalar siyasi değildir. Emin olun. Siyasetin ekonomiye etkisiyle ilgili olaraktır bu tepkileşmeler. Peki siyasetin ekonomi, son zamanlarda bunların karşı çıktığı siyaset ekonomiye o negatif manada hangi tepkiyi yahut da etkiyi yapmış? Mesela yani bütün bu o siyasi çalkantılara rağmen ekonomimizin iyi olduğunu dün konuştuk. Dün ben bir başlık verdim buna ve dedim ki ne söyleyeceğini bildiğim için söz istemiyorum. Sen dedin ki dur söyleyeyim. Söyledin ve bana yakın benim söyleyebileceğim şeyleri söyledin. Yani ekonomi o kadar, siyaset kadar kötü değil bu memleket. Ekonomi siyaset kadar kötüye doğru gidiyor. Bunu görüyoruz artık. Hep bunu söylersiniz kardeşim. Hayır ya. Bu şimdi... Yani yıllardan beri söylersiniz. Hayır, ya. Geçen birisi de yazmış bunu. Gelemedi arkadaşın olduğunu diye söylüyorsun. Maliye Bakanı. Ne diyor? Gelemedi şu kriz diye tepkiler var. Bakın Maliye Bakanı da
Gelemedi şükür gelmiyor. Niye zorluyorsun? Hayır hayır öyle yazmış gazeteciler var. Krizimiz yok kardeşim falan diye. Ekonomi Bakanı da Maliye Bakanı da çok net bir şekilde. Ali Babacan ve Mehmet Şimşek. İkisi de çok net bir şekilde Türkiye'nin gereksinmelerini ortaya koyuyorlar. Koydular. İki tane peş peşe ekonomik paket açıklandı. Evet. Şimdi laf olsun diye paket açıklamazsınız. Ve bu paketlere bakarsanız devletin gelirlerini artırmaya yönelik paketler. Çok uzun zamandır yapılmayan vergi yüzsüzleri listesinin açıklanması cereyan etti. Bunu, ben krizden bunu bahsetmiyorum. Bunu durumu iyi olan devletler de... Bakın yıllardır yapmıyoruz biz bu işi. Kriz dediğim yok benim. Ben kriz falan demiyorum. Lakin ekonominin şu anda durağanlaştığı bir gerçek. Dünyada bir durağanlaşma var. Hatta gerilemeden söz edebiliriz. Tabii ki var. Rusya geçen gün söyledik. Bu yıl için %5 bir eksiye... Rusya şu anda çok büyük ekstra bir örnek. Tabii canım. Ama bir örnek ki neticede. Yani Rusya çok büyük. Biz de ekstra. Kardeş durumundayız şu anda. Rusya ile yakınız. Ve zaten en çok Rusya'ya benziyor. Problemlerimiz de buradan kaynaklanıyor. Şimdi Rusya ile çok münasebetimizi kurduğumuz zaman Batı'nın bize vereceği tepkiyi düşünerek ekonomi işi yapanlar yani parayla işi olan insanlar korkuya kapılıyorlar. Bu arada Rusya demişken dolar ruble düşüyor. Zira petrol düşüyor. Petrol en son 57 dolara düştü. Evet. Bu şu anda yarı fiyatını 6 ay evvelini yarı bu fiyatını. Bu tarihi bir fırsattır Türkiye. Türkiye için tarihi bir fırsat da niye ekonominin illa krize düşmesini, ekonominin kötülüğünden bahsediyoruz ve niye gelmiyorsun yahu? Geldinse 3 kere vur kriz seansları düzenleyip duruyoruz. Bakın kriz beklentisi akli olarak da yapılabilir. Gelen şeye hayır canım gelmiyor da demek aynı zihniyettir. Gelmeyen şeye gel kardeşim demek de aynı zihniyettir. Bir haber daha verelim konuyla ilgili. Ucuz petrolle birlikte 14 milyarlık bir kazançtan söz ediyor. Ne yapılacağı bu kazancın? Açıklandı biliyorsunuz. Az buz değil yani. Değil ama şöyle bir cevapla karşılaştık. Bunun halka yansıması söz konusu değil. Doğalgaz için söylüyorum bunu. Evet. Söz konusu değil. Çünkü BOTAŞ'ın zararlarını karşı kapatacağız dedi. Tamam o da bir kazançtır. Bu da bir kazanç. Tabii ama krizi önleme noktasında. Bu özel sektörle... Faizlerin arttığını da söyleyeyim bu arada. Bu özel sektörün nasıl hissettirir sorusuyla karşı karşıyayız. Hı hı. Özel sektör bundan rahatsız olur. Neden? 14 milyarlık kazançtan hayır. Neden? Hayır. Halka yansımamasından, ekonomiye inmemesinden. İşte buna inanmam. Halk umurunda mı senin TÜSİAD'çının kardeşim? Tabii. Nasıl umurunda? Halktan para kazanacak. Ama biraz evvel dedik ki biz asgari ücret daha çok TÜSİAD'çıları ilgilendiriyor. Dolaylı olarak öyle konuştuk. Bu parayı kimden kazanacak bu adam? Halkın cebinde para olmazsa kime satacak malını? Satıyor. Bankalar kredi musluklarını açmış. Onların işi bitik. Bitti. Şu anda geçen ay bankalarda parasını ödeyemeyen insanların sayısını burada okuduk evet, da siz de bu vehameti kendiniz evet, ciddi bir rakam. Evet, doğru. Ciddi rakamlar bunlar. Ödeyemiyor artık. Hep ödeyemiyordu baştan beri. Sıkıntı şurada. Deniz bitiyor. Anadolu'dan gelir yaşarız biz. Biz krizi dünyada en kolay atlatan toplumuz. Tabii. Anneme telefon açan bulguru gönderiyor. Tabii Arjantin'de hatırlar mısın? Bir kamyonda hayvanlar dökülmüştü yola, atlar vesaire. İnsanlar açlıktan atları canlı canlı sürükleyip evlerine götürdüler. Ve birbirleriyle kavga ettiler. Sen alacaksın, ben alacağım. Bizde o hayvan olmaz. Makarnayı bölüşürüz. Olmaz. Mantıyı bölüşürüz. Ama bu şu demek değildir. Her şey harika, güllük, gülistanlık bir ekonomimiz var. Dünya harika değil. Ekonomimizin bir sıkıntıda olduğu muhakkak. Ama söylendiği kadar şu ana kadar iyi idare ettik, iyi idare ederiz gibi görünüyor. Dünya ekonomisinin karşılığında yansıyacağı şey özel sektörü rahatsız eder. Bu arkadaşlar siyaset yapmaz. O kadar para sahibi adamların siyaset yapma şansı yoktur. Efendim devam edelim. Siyaseti yönlendirme görevlerini kendinden menkul görevleri de vardır. Bunu gördük biz. Yani. Siyaseti niye yönlendirir? Para için. Efendim devam ediyoruz. Akşam gazetesi artık yine aynı terane diyeyim ben. Milliyet yine aynısı. Kar esir aldı diyor. Diğer haberlerine bakıyoruz. Feribot fiyaskosu diye bir başlık vermiş. 38 yolcu eksik. Yani listede efendim yolcu sayısından 38 tanesi yok. Kayıp.
Ölü sayısı 10'a çıkmıştı galiba. 11. 11. Anlaşılan o ki 38 tane de kaybı var. Bununla birlikte bizim Şilebimizde de 2 ölü 4 tane kayıp vardı. Efendim feribotu kış fırtınası vurdu diye bir haber vermiş Milliyet Gazetesi. Dün Sayın Uysal bu konuya zaten efendim altını çizerek işin altında fırtına yahut da kış şartlarının olabileceğini söylemişti. Milat misyonumuz bitti diyor. ABD Afganistan'dan çekiliyor biliyorsunuz. Ve geride 100 bin kişiyi öldürdük diyerek de bir gerçeği bırakıyor. Afganistan'da 100 bin kişi ABD tarafından öldürülmüş. Demokrasi getiriyorlar. 13 bin tanesini de bırakarak çekiliyorlar. Tamamen çekilmiyorlar. Yani demokrasiye 100 bin kişi feda mı olsun? Ne olacak? Ama hayır demokrasi de gelmedi. Hadi gelmişse sinyaya çekilmiş. Tarzda bir şey gelmiştir muhakkak ki çekiliyorlar. Ya onların istediği tarzda bir şey vardı zaten. Efendim devam ediyoruz. Bugün gazetesi bir tweet attı, evi basıldı diyor. Bir TV spikeri ile ilgili bir haber. Efendim cesetler denizden toplanıyor kazayla ilgili. HSYK sürgün etti, zamanın haberine benzer bir başlık. Habertürk İstanbul beyaza büründü. Asgari ücret 1000 lira. Sendikalar 4,5 istemiş. Habertürk kayıp kaçak dilekçesini yazmış. Kendisi Habertürk gazetesi. Form olarak oradan alıp dolduruyorsunuz. Yalnız benim kafamı kurcalayan bir şey var. Bu dilekçeyle birlikte faturaları da istiyorlar. Kim fatura biriktiriyor ki şimdi? Hatta pek çoğumuz da artık otomatik ödeme şeklinde. Nasıl olacak faturan yoksa? Alamayacakmışsın o zaman. Öyle mi? Yani vermemek için bulunmuş bir yöntemdir o. Başka bir ya, kim ya faturasını birikti, eskiden biriktirirlerdi de şimdi ben... Biz... Hayır, ben bir tane fatura götüreyim, sen onlardan çıkar ya. Benim orada abone numaram yazıyor. Tabii. Abone numaramdan... Senin... Yoksa öyle bir tane istiyor da ondan mı çıkar? Ya, bilmiyorum ben konuyu da faturaları getiren diyor haber. Yani faturaları götürür, yani getir diyorsan... Sen bu parayı ödememek istiyorsun. Ancak demek. Binlerce insan kuyruk oluşturmuş ve bundan çıkartılan sonuç yargıda milyonlara varan davalardan söz ediliyor. Yargı bu durumda bunun altından nasıl kalkacak endişesi var. Bakan açıklama yapıyor. Ocak ayında yeni bir düzenleme gelir. Niye baştan gelmiyor bu düzenleme? Demek ki Yargıtay bu kararı almış. Yargıtay bu kararı. Sen de karar al kardeşim. Ödenecek de herkese öde. Bir ara bir bilmem ne ödenekleri, kesenekleri diye bir ödemişlerdi. Hatırlıyor evet, musun o? Yani, memurlara filan. İşte konut edindirme yani. Evet. Falan filan. İlksan filan. Evet, onlar, ne yak şu bu? Onları gibi bunu da ödemelisiniz aslında ama tabii. Şimdi neye göre ödeyeceğinizi bilmiyorsunuz. Dava konusu olur mu bu? Bunu dava konusu yapmayan bir düzenlemedir muhtemelen getirilecek. Evet öyle olacak. Yani, ama niye baştan getirmediler? Şey olsun da önce belki Yargıtay iptal etmezdi, hiç gerek kalmazdı falan diye düşündüler muhtemelen. Efendim adı gibi zammı da asgari diyor Milli Gazete. Elektrik ve doğalgaza zam yok diyor Türkiye Gazetesi. Vatan Gazetesi tacize karşı özel ekip Taksim yılbaşı kutlamalarıyla ilintili olarak. Bu arada Johnny'ler Kur'an yaktı diyor. Nerede yaktılar o konuda bir bilgim yok. Orta Doğu yine upuzun yazmış. Dün söyledi, bugün döndü. Devlette çift başlılık olmaz. Cumhurbaşkanı dün devlette çift başlılık olmaz demiş. Fakat Orta Doğu diyor ki dün böyle söyledi, bugün döndü diyor. 19 Ocağı işaret ederek bir ara verelim. Sonra devam edeceğiz efendim. Tekrar buradayız. Efendim merhaba tekrardan ve 3. bölümdeyiz bugünün. Son bölümü gazetelerden devam ediyorduk. Ara ara yine kendi başlıklarımızda giriyor idi. Efendim ara başlıklarda yapıyorduk. Bir başlık gireceğiz. Zaman gazetesinden okuyayım ben. Yolsuzluğu soruşturan savcılara tasfiye. Asgari ücrete 2 simitlik zam. AK Parti başbuğu yalanlıyor. Mahsun Kırmızıgül'ün mucizesi nokta noktaya imiş. Soralım. Nedir sence Kırmızıgül'ün bu mucize adlı yarın efendim vizyona girecek filmi için orada sözü edilen mucize nedir sence? Valla ben filmin fragmanına bakmadım. Filmin adı Mucize. Yani filmi seyretmedim. Fragmanını da izlemedim. O yüzden herhangi bir yorum yapamıyorum. Sevgiymiş. Sevgi miymiş? Sevgiymiş. Güzel.
Efendim bir başlığımız var Zaman Gazetesi ile ilgili. Zamanı konuşur, zamandan okurken zamanında konuşalım. Zamanın haberlerinde hep onlar var. Merkez, DGP, Milat, Saadet ve BBP. Efendim dünden bugüne artan, aktarılan başlıklardan biri. Dün biliyorsunuz İdris Bal'ın bir mecliste ne diyelim ona basın toplantısı vardı. Orada attı tuttu, hatta gazeteler, televizyonlardan bazıları onun için dediler ki millete beddua etti dediler. Ve yazıklar olsun diye parmağını sallayarak kızdı, bağırdı, çağırdı. Buradan şöyle bir başlık çıkartılmışız. Son zamanlarda birkaç tane parti kuruldu. Bu partilerden 3 tanesi. Merkez Parti, İdris Bal'ın Demokratik Gelişme Partisi, Gelişim Partisi ya da Milat Partisi. Kimindi? Diğer İdris'in. İdris. Bu partilerle ilgili çok haber yapıyor ve bu partilerin ortak tarafı hükümetle biraz kavgalılar. Ne oluyor? Yani bu 5 tane parti bir araya mı geliyor? Böyle bir şey mi tasarlanıyor? Şimdi böyle bir şey var. Yani dün kulislerde konuşulan. Var mı böyle bir? Bu partilerin bir araya gelerek hareket edeceğiyle ilgili bir. Önümüzdeki seçimde. Evet. Baştan niye ayrı ayrı kuruldular diye ben hep düşünüyorum. Ha şey için yani söylüyorsun. Saadet Merkez, DGP ve Milat için. Evet. Saadet ve BBP'ye ayrı. Onlar ayrı tabii. Onlar köklü partiler. Niye bir arada oluşturmadılar diye düşünüyorum. Herhalde daha sonra. Berekette rahmet var mı diye. Ondan değil de sanki daha sonra üç parti bir araya geldi imajı vermek ilgili için. Olarak. Hmm. Yani hani bir güç birlikteliği oluşturulduğu hissi vermek açısından. O imaj. Şimdi böyle bir yapı var. Bunun üzerinde ciddi şekilde konuşuluyor. Şimdi belki, bu üç tanesi için tamam. Ama Saadet ve BBP bunlar köklü partiler. Biraz evvel de söyledim. Üstelik bunların şeyleri de, dünya görüşleri de en azından ikisinin dünya görüşü biri ümmetçi, birisi daha çok milliyetçi falan diye düşünülebilir. Ama bir muhafazakar tarafları var her ikisinin de. Ancak yine de bakış açıları, pencereleri farklı. Bunların bir araya gelmesi nereden kaynaklı? Siyaseten bunların bir araya gelmesi aslına bakarsanız çok anormal olmaz. Neden? Bence anormal olur. Büyük Birlik Partisi'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopuşunu eğer düşünürseniz, milliyetçiliği tasavvuf ediş biçimlerinin birbirinden son derece farklılaştığını görürsünüz. Bir farklılaşma da BBP'nin kendi içerisinde görürüz. Yazıcıoğlu'nun milliyetçilik anlayışıyla şimdiki yönetimin milliyetçilik ve muhafazakarlık anlayışının arasında bir nüans vardır en azından. Muhakkak vardır ama bu Saadet Partisi ile beraber siyaset yapmasını engellemez. Söylemeye çalıştığım bu. Bu ülkede neler oldu? Biliyorsunuz, şimdi Sayın Bekaroğlu şu anda Cumhur Refah Partisi'nde genel başkanımız. Hatta CHP'yi Bekaroğlu yönetiyor diye de iddia var parti içerisinde. Ulusalcı kanadın böyle iddiası var. MHP ve CHP ortak aday gösterdi. Gösterdi. Bu ülkede olanları söylüyor. Hı hı. AK Parti, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük koalisyonu. Özal'ınkinden daha büyük. Ondan Menderes'inkinden daha büyük aynı anlamda Özal. Özal'dan daha büyük AK Parti diyebiliriz. Evet. Doğru bir tespittir. Asla ve asla bir arada siyaset yapmayacak insanlar AK Parti Ergenekon'da da zaten asla ve kat'a bir araya gelemeyecek insanlar bir araya gelmişler. Evet. Nedir? Bunu nasıl tarif ediyorsun? Bütün burada, bu bir araya gelemeyeceklerin bir araya gelmesi olgusunu. Burada şöyle bir hikaye var. Türkiye'de yapılmış, tarihsel olarak yapılmış en büyük hatadır bu aslında ama bir kavgayı diğer bir kavgayı için erteleme inanışı vardır. Ne demek o? Yani mesela CHP ile MHP birbirleriyle anlaşamazlar. Lakin o anda daha önemli bir kavgaları vardır. O kavga esnasında bu kavgayı ertelerler ve bir arada hareket ederler. Sonra yani daha farklı ve ortak düşman karşısında dost olmak, bir araya gelmekten mi bahsediyorsun? Evet. Evet.
Şimdi bu sonuç itibariyle bunu önlerindeki kavgayı kazandıklarında başlayan süreçte çoğunlukla hüsran olur. Hı hı. Burada da bu beş partinin bir şu an ortada bulunan paralel yapı çatışması, paralel yapı hükümet çatışması içerisinde paralel yapıdan yana bir tavır koydukları, bu partilerin bir kısmının da paralel yapıyla organik bağ olduğu. İlk üç parti için öyle diyorlar zaten. Evet. Merkez Partisi, Demokratik Gelişme Partisi ve Milat Partisi. Böyle İlk bir ikisini var. Anladık da Milat Partisi'nin kurucusu da AK Parti'den kopup gitme ama. İdris Naim Şahin de. Üstelik İdris çok Bal'da. Yakın. İdris Bal'da tabii ki. Yani. Ancak İdris Bal'ın bir nur talebeliği falan olduğundan söz edilir de Naim için de böyle söylüyor. İdris Naim Şahin için böyle söylenmez. İdris Naim Şahin çok... Cumhurbaşkanı'nın da bildiğimiz kadarıyla okul arkadaşı falan. Çok yakın münasebetleri olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın da birisidir kendisi. Lakin bir yerlerde bir kopukluk oldu. Dosya mosya meselesi. Olabilir, bilemiyorum. Ha, geçelim. Şimdi ve AK Parti içerisinde de böyle bir birliktelik tesis edilebilir ise AK Parti içerisinden grup kurduracak kadar milletvekilinin de bu partiye geçeceğiyle ilgili Ankara kulislerinde konuşmalar var. Ne kadar bir milletvekilinden söz ediyor bu Ankaralı konuşmacılar? Yani, en son çıkan 70'e kadar çıktı bu rakam. Allah'ını seversen. Ya biraz abartılmış bir rakam değil mi? Ben de abartıldığını düşünüyorum. Ama abartıldıysa bile grup kurmaları zaten yeterince güçlü hale getirir bu ekibi. Yalnız Türkiye'deki bir başka sorun da şudur. Bu tip birlikteliklerde ciddi bir biçimde bir genel başkanlık problemi olur. Bunların arasında bir genel başkanlık problemi merkezde muhakkak olacaktır. Ve ben 5 partinin dışında bir genel başkan olmadığı takdirde bu birlikteliğin sağlıklı olmayacağını düşünüyorum. Sağlıklı olmaz. Şimdi biz bu partilerin önümüzdeki seçimlerde koalisyon, bir arada hareket etme, efendim, daha sonraki seçimlerde tek parti şekline gelme ihtimalinden mi söz ediyoruz? Önümüzde yani seçime girebilme yeteneğine sahip bir partinin çatısı altında... Ha, diğerleri birleşecek. Bir vakitler refahta olduğu gibi. Evet. Bir seçime girilme ihtimali var. Hı-hı. Bu seçime girilirken bir grup... Saadet'in oluşturur. Altında birleşecekler mi bunlar? Olabilir. Kamalak'ı bir nevi önümüzdeki seçimler için lider kabul edecekler mi? İşte burada mesele... Esas burada ortaya çıkıyor. İdrisler ve diğerleri. Ben bunun Kamalak ya da Destici ya da işte Abdurrahman Hoca onlarla oluşmayacağını, bu beş liderin dışında kamuoyunda kesinlikle kabul görebilecek yine milliyetçi muhafazakar kökenli beş liderin dışında daha fazla halkla münasebeti olan ve kabul görmüş birinin genel başkanlığını arzuladıklarını ve onun üzerinden ya yani onunla beraber siyaseti bu şekilde kurgulamalarının bu senin düşüncen mi yoksa mümkünatı böyle bunun. Evet. Ancak onların düşüncesinin böyle olup olmadığı hususunda bir bilgin var mı? Hayır ama ancak o, liderler asla kendinden başka lider tanımazlar. İşte zaten sorun orada. Hmm. O yüzden bu beşinden birinin diğerlerine genel başkanlık yapması olma ihtimali yok. Çok düşük. Dışarıdan gelen bir liderin altında bulunmaları daha mantıklı. Mantıklı ancak liderler dışarıdan ithal edilmiş, henüz liderliğini kanıtlamamış birinin altında bulunmak isterler mi? Bu liderlik anlayışına da aykırı değil. Benimsendiği bir isim. Mesela Ekmeleddin Bey olabilir mi? Biraz uzak bir ihtimal. Ekmelettin Bey son yenilgiyle beraber kendi açısından başarılı olmuş. Mesela ortada, Abdullah Gül olabilir mi? Eğer niyetini bilmiyorum Sayın Gül'ün ama çok uygun bir isim olur. Yani eğer böyle bir kurgu yaparsanız. Galiba eğer böyle bir kurgu yapılırsa kabul edilecek tek isim de o gibi geliyor bana. Yani diğerlerinin bunu kabul etmesi açısından en mantıklı isim, evet, Abdullah Gül olur.
O zaman önümüzdeki günlerde bekleyelim mi böyle bir çıkışı, böyle bir çatlak haberi? Yani niyetim bu oldu kesin de. Kesin. Ama bu gerçekleşebilir mi? Ben hala bundan endişe ediyorum. Efendim devam ediyoruz. Vatan Gazetesi'ni okumuştuk. Orta Doğu'yu okuduk. Takvim, şifre konsolos diyor. Hüdapar, ABD, Adana konsolos. Hüdapar, ABD Adana konsolosunu suçluyor Cizre'de olan olaylar için. Efendim bunun dışında konuyla ilgili bir başlığımız var. O gelsin. Cizre başlığı, derin PKK meselesi var. Bu konuda Hüdaparlılar diyor ki Cizre olaylarıyla ilintili olarak Cizre biliyorsunuz normale döndü. Efendim orada çocuklar okullarına yahut da evlerine çekildiler. Onun dışında kepenkler açıldı. Kepenklerin açılması hususunda da HDP ve BDP yahut da bölgenin belediyeleri açıklamaya anonslar yaptılar. Bir an önce ticari hayat tekrar başlasın diye. Bu iyi bir gelişme sayılmaz mı? Hüdapar diyor ki böyle ne kadar kalmayacak diyeceğim zaten yani böyle kalmasın. Yani. Tabii kalmaz. Ancak onların kalkıp böyle bir şeye ön ayak açın kardeşim tamam. Daha önce kapatan önemli insanlar tabii. Bunlar. Önemli. Efendim PKK saldırdı diyor. Ne paraleli? Birisi paralel demişti. Kimdi? Hatip Dicle olayların arkasında paraleli bulmuş. Efendim ne paraleli diyor. Hüdaparlılar bize PKK'lılar saldırdı. Hürdava Partisi Diyarbakır Başkanı Şeyh Mus Tanrıkulu'nun sözü bu. KCK yöneticisi yöneticilerinden biri ya da Cizre'nin arkasında Erdoğan ve AK Parti var diye başka bir iddia ortaya attı. HDP ve BDP ilk günden itibaren provokasyona efendim dikkat çekiyordu. Bir de şu anda hatırlayamayacağım birisi de dördüncü güçten bahsetmişti. Daha evvel dördüncü güç derken dışarıdaki haber alma teşkilatları ve IŞİD'i işaret ediyordu kanaatimde. Ve soru şu, Cizre olayları devam mı, sonuç mu diye de bir alt soru yazmışız. Şimdi konuyla ilgili söyleyeceklerinizi bir dinleyelim bakalım. Şimdi, Cizre neyin nesi? Ne oldu Cizre'de? Provokasyon var mı? BDP Genel Başkan Yardımcısı Meral Beştaş dedi ki ölümlerden birisi polis aracı üzerindeki akreple gerçekleşti. Görgü tanıkları var, delilleri var. Diğeri de bir sniper, keskin nişancı tarafından göğsüne tek kurşunla öldürüldü. Şimdi bu çok kafa karıştırıcı bir şey. Ve bunu dedikten sonra dedi ki... Yani arkasında devlet var diyenlerle ilintili mi? Devlet PKK'sı var demiyor. Yani... Devlet var demedi ve aynen şöyle dedi. Bu bir provokasyondur, bir derin güç vardır. Yine Hatip Dicle'nin paralelinde konuşarak. Yalnız devletin bu verdiğimiz bilgileri de açığa kavuşturması gerekir. Kimdir bunlar? Dedi. Hı hı. Başlığımız diyor ki derin PKK'nın derin işleri üst başlığının altında da derinlerin de derini olamaz mı diyor. İşte bu dördüncü güç mü derinlerin derini? Derin Hüdapar ve dördüncü güç derinlik. Şimdi müpem bir şey olduğu kesin. Yani ortada bir şey var. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Tanımlayamadığımız bir şeyden bahsediyoruz. Dikkat ediyorsun. UFO gibi. Şimdi Murat Karasu da orada bahsettiğiniz Murat Karasu da işi daha başka bir yere götürüyor. Bu diyor Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşulup kararlaştırıldı. Bu yeni ortaya atıldı. Daha evvel böyle bir şey yoktu. KCK yöneticisi. Evet. Erdoğan ve AK Parti vardı. Evet. Özgür Gündem gazetesinde bunu köşe yazısı olarak yazdı. Ve dedi ki bunun arkasında dedi öyle paralel var, derin güç var, bilmem ne var diye düşünürseniz yanılırsınız. Kendi yöneticilerine de. Tamam. Daha doğrusu siyaset yapan kanada. Bu bir Kandil'in fikri olarak algılanabilir. Burada da çok... Gerçeklik payı olabilir mi? Ya şöyle mi dediler ya herkes burada bir derinden bahsediliyor. Herkes derinleri sıraladı bize derin diyecek... Söyleyebileceğimiz bir derinlik kalmadı. Biz de bunu Erdoğan'a ve AK Parti'ye yakıştıralım. Geçsin gitsin.
dedi. Yani yukarıdan sen skala diyorsun ya, skalanın en sonuncusunda bu. Birisi şimdi birisi de kalkıp yeni bir derin ararsa diyecek ki bunun arkasında Ahmet Yozgat'la İnanç Uysal var. Lakin bunun söylenmesiyle KCK'nın diğerini söylemesi arasında çok büyük bir uçurum var. KCK çözüm sürecini gerçekten istiyorsa, çözüm sürecinin en büyük muhatabını bu işin provokatör suçlusu olarak lanse edemez, etmemeli. Demek ki çözüm süreciyle ilgili olarak samimiyetleri burada çok ciddi şekilde sorgulanmalı. İkincisi, bugün Konyaspor Cizre'ye gitti. Orada kupa maçı oynanacak. Hı hı. Ve gitmemek için müracaat üstüne müracaatta bulun. Niye? Çünkü gittiklerinde havaalanından panzerlerle alındılar. Zırhlı araçlarla otellerine götürüldüler. Yani yolda birileri yollarını mı kesti bunların? Kesmedi ama yani kesebilir kaygısıyla mı? Tabii ki. Ve yani ama o kaygı ortaya çıkmadı. Kimse bakın, de kesmedi. Panzerlerle getirdiler. Kim kesecek? Panzeri mi dinliyor adam kardeşim ya? Ya panzeri. Panzerleri taşlamıyorlar. Taşlar en fazla. Yolunu kes. Geçen gün Diyarbakır'daki olayın inşallah tekrarı yaşanmıyor. Ya, yalnız çok vahim değil Diyarbakır'daki, müferitti. Ya bu sporda olduğu zaman vehamet artıyor. Bir de Cizre Diyarbakır gibi değil. Cizre'de iş biraz daha değişik. Şimdi derin PKK meselesine geldiğimiz zaman da mesela Murat Karasu Türktür. 1992'de cezaevinden çıktıktan sonra PKK'ya katılmıştı. Neden? Komünist militandır. Ha, Stalinist akrabalıktan dolayı. Evet. Hı. Ve şu anda bu anlamda baktığınız zaman Kürt halkının mücadelesini tırnak içinde içine girmiş birisi olarak bu cümleleri kullandığı zaman, dün de söyledim ya, yani derinliğin olmadığını düşünmek böyle bir örgütün komik olur. Yani içinde Batılı'nın olmadığını, Ermeni'nin olmadığını, onların organize ettiğini düşünmek komik olur. Şu anda Murat İran'ın Murat Karasu gibi insanların yaptıkları açıklamalarla çözüm sürecini gerçekten isteyip istemedikleri konusunda müthiş bir istifam bırakıyorlar. Ve eğer Meral Beştaş'ın söyledikleri doğruysa, bir sniper, bir akrep bu ölümlerden sorumluysa, İçişleri Bakanlığı'nın bunu süratle ortaya çıkarması lazım ve yapanların da muhakkak bunun karşılığını almaları lazım. Değilse şimdi Hüdapar diyor ki onlar bize saldırdı. Onlar diyor ki Hüdapar'la polis bize saldırdı. Biz neyin ne olduğunu açığa çıkaramayan bir devlet konumunda kalmamalıyız. Alt tarafı bir ilçeden bahsediyoruz. Ve orada ne olduğunu bilmiyoruz şimdi. Yani bir ülke İletişimin bu noktaya geldiği, teknolojinin bu noktaya geldiği bir dönemde nasıl olur da ilçesinde yaşanmış 3 kişinin öldüğü, vandalizmin yaşandığı bir olayın müsebbipleriyle ilgili olarak spekülasyonlara açık bir halde kalır? Nasıl bu netleşmez? Bu bize yansıtılmıyor belki ama bu iş Arınç bildiklerini söyledi zaten. Ama konuyu şimdi biliyoruz. Arınç bildiklerini söylüyor. Hüdapar bir şey söylüyor. KCK bir şey söylüyor. HDP bir şey söylüyor. BDP bir şey söylüyor. Hepsi birbirinden farklı şeyler söylüyor. İşte herkes kendi meşrebine göre mi konuşuyor acaba? Tabii. Ve mesela HDP ile BDP çok uzun zaman hükümetle müvazi konuştular. Paralel demiyorum, dikkat ederseniz. Evet. Müvazi konuştular. Ama müzavi diye, tabii, münzevi de diyebilirdi. Az daha neredeyse. Ama o paralellik gün geçtikçe tavsadı ve başka bir boyuta taşındı. Efendim, burada keselim. Bugünü de tamamladık. Hakikaten bu programla birlikte yılı da tamamlamış olduk. Bu akşam yılbaşı. Kendinize dikkat edin. Sokağa çok çıkmayın. Taksim'e vesaire, Kızılay'a ve diğer büyük şehirlerdeki meydanlara. Zira ne olacağı belli değil. Özellikle bu sarkıntılıklar falan hakikaten mide bulandırıyor. Ne olur çoluğumuzu çocuğumuzu evimizde tutalım.
evimizde ne yapılması gerekiyorsa onu yapalım. Günaha da bulaşmayalım diyoruz. Biliyorsunuz dün de konuyu konuşmuştuk. Bu yıl kimimiz için iyi, kimimiz için çok daha iyi olmamış olabilir. Ancak gireceğimiz yeni yıl hepiniz için kutlu ve mutlu olsun. Allah işlerinizi, güçlerinizi rast getirsin. Kazancınız bol, paranız bereketli olsun. Yeni yıl için dileğiniz ve muradınız neyse hepsi sizin olsun. Efendim yarın biz yine burada olacağız. Bir almanak programı yapacağız. Bir bakacağız bu geçtiğimiz yılda neler oldu. Bir toplam, total bir program olacak. Yarın görüşelim inşallah. Varın kalın sağlıcakla. Allah'a ısmarladık hepinizi.